Dostlar selamlar, sevgiler, saygılar. Saatler 18'e geliyor. Bugün günlerden cumartesi. Müthiş bir cumartesi ile karşınızdayız. Yemeklerimizi yedik. Böyle güneş hafiften batmaya yöneldi. Havada yürümek için müsait. Gün gelecek yağmur yağacak. Gün gelecek çamur olacak. Ama biz ne yapacağız? Durmayacağız. Devam edeceğiz yürüyüşlerimize. Bir yağmurluk alacağız. Poşetten, naylondan, maylondan bir şey. Bir de eski ayakkabı. Yürü babam yürü. Çamurlu mamurlu yollardan yürüyeceğiz dostlar. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Bayağı bugünlerde aktifiz ha. Çekilişler yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Sohbet yaptık dün Legend oyununda. Ödüller verdik falan. Neyse, oyunların sırası geldikçe bahsederiz gelişmelerden. Bugün para kazandıran uygulamalarımıza hemen başlayalım. Stepn uygulamasını biliyorsunuz. Stepn'de bir arkadaşla, yabancı böyle, Ukraynalı birisiyle Twitter'dan ayakkabılarını falan bulup pazarlık yapmıştım biraz. 4500 GMT demişti bir ayakkabıya. Ben de yok kardeş olmaz dedim, Türk usulü 4000 veririm falan demiştim. O da olmaz ya işte maliyet cart curt falan dedi. Sonra bir hafta falan geçti, yazmış bugün 4000'e vereyim falan diye. Ben de şimdi biraz daha fazla naz yapıyorum. Aslında naz yapmak değil de o zamanki şeyde olsam alacaktım. Ama ne bileyim böyle bir soğuma geldi yani. Bakıyorum kazançlar çok böyle bir düşüş var gibi sanki. Mesela ben 14-15 GMT'ler kazanıyorken şu an 12-13 arası kazanıyorum. Bir de bakıyorum insanların kazanç paylaşımlarına, hayvan gibi ayakkabı, epik ayakkabılar, büyük 4-5-6 taşlar takmışlar falan. Abi çok değişmiyor. Mesela ben 15 alıyorsam diyelim o 30 alıyor. 30 GMT 4,5 dolar yapıyor. Şimdi 4000 GMT kaç para yapıyor? 0,15'ten 600 dolar civarı yapıyor. 600 dolar vereceksin. Bir de hayvani taşlarla onu süslemek lazım. Enerjiyi arttırmak lazım. 30-40 GMT kazanacaksın. Bilmiyorum, biraz az gibi geliyor bana. Tabi taşlarla, şeylerle, kutularla falan süslenirse, kutudan çıkanlarla daha çok enerjiyle daha iyi bir kutu falan düşürülürse belki değer mi bilmiyorum. Bakacağız artık duruma göre. Taş takmadan olmuyor. Konfor işini biliyorsunuz. Anlatmıştık. Bizim ayakkabımız böyle. Pardon. Taşlar da pahalı yani. Bir o kadar da belki şeye vereceksin. Daha fazla vereceksin. Sonra da 5-10 dolar arası kazanacaksın. Bilmiyorum. Birazcık şöyle izlemede kaldım. Belki biraz daha düşerse, kafama eserse yapıştırırım. Bakalım. Şimdi burada geçenlerde bir level 2'leri yakma etkinliği yaptık. Kaç tane? Bir 11 tane falan upgrade olayı yaptık. Ondan 5 tanesi başarılı olmuştu. Bir de comfort 1'leri bir yakmayı deneyelim diye. Ayrı bir video yapacağım onu. Bir de onu deneyelim bakalım. Onda başarı oranımız ne olacak? Maliyet zarar hesabı yapalım. Burada amaçlarımızdan birisi rainbow düşürmekti. Bayağı zamandır yapıyoruz upgrade'ler. Hiç rainbow düşüremedik. Bakalım. Bir daha deneyeceğiz. Şimdi bir tane yine de yakma işlemi yapalım. Klasiktir deyip. Lucklardan gidelim mi? Hadi upgrade diyelim. Hadi bakalım. Ya da iki tane, neyse bir tane bir deneyelim. Hoppala ve de jubbala diyelim. Sesimiz açık mı? Neyse ya, başarılı olduk. Fazla şansımızı zorlamayalım. Başarılı olmasak bir tane daha yapacaktım. Yürüyüşümüzü başlatalım. Kutularımızda durum ne? Süreleri daha var. Süreleri dolmadan açmıyoruz. Açtık bakalım. Yine bir yürüyüş uygulamamız olan Superwalk'u da açalım. Superwalk'ta dostlar çekiliş yapıyoruz. 50 dolar değerinde bir ayakkabı vereceğiz. Bugün çekilişi başlattım. Size birkaç gündür diyordum zaten. O gün geldi. Bir hafta süremiz var. Çekilişi nereden göstereyim size? Twitter'dan göstereyim. Dostlar öncelikle bir kısa video yaptım. O videoyu çoğunuz izlemişsinizdir. İzlemediyseniz hemen YouTube'dan bir izleyebilirsiniz. Zaten tweet'e yapıştırdım o videoyu. Burada var. Tweet'ten de izleyebilirsiniz. Çekilişe Twitter üzerinden katılacağız. Ne diyor? Tweet'i beğen, retweet et, takip et. Bizi Twitter'dan çoğunuz takip ediyorsunuz zaten. Ama etmiyorsanız da bu videoda göreceksiniz. Aşağıda açıklamalarda linklerimiz var. Twitter beğen, retweet et, takip et. Superwalk'un Twitter hesabını takip et. 3 arkadaşını etiketle. Dostlar bazılarınız cüzdanı yazmış, arkadaşı etiketlememişsiniz. Bu resmi bir çekiş oluyor. Hani benim verdiğim değil. Ekip üzerinden, yani biz vereceğiz de ekip gönderecek. Kabul etmeyebilir. Dikkatli olun. Şartları tam olarak yerine getirdiğinizden emin olun.
3 arkadaşını etiketleyeceksin. Yani mesajı yanıtlaya basacaksın. Et işte Ahmet, Ali, Mehmet. Onları etiketleyip altına da cüzdanı yapıştıracaksın. Tamam, o kadar. Tweet'i uygulamadaki cüzdan adresine yanıtla. O videoda özet gösterdim. Hani cüzdan neydi, nasıldı, uygulama nasıl indiriliyordu, çekilişe nasıl başvuruluyor. Şu videoda zaten anlattım. Onu izleyince anlayacaksınız. O Supervlog.io sitesinden indiriyorsun. Yani Play Store'a yönlendiriyor seni ve Apple Store'a yönlendiriyor. İstersen direkt oraya git. Supervlog yazıyorsun, indiriyorsun. Şu kodu da yazıyorsun. Nereye yazacağını falan videoda gösterdim, bilmiyorsan. Ondan sonra da buradan Twitter'dan aynen mesela şu arkadaşımızın yaptığı gibi 3 tane isim, altına da cüzdan adresiniz. Uygulamadan cüzdan alıp yapıştırıyorsun. Bu kadar basit. Kaçında yapacağız? 30 Eylül'de. Bugün 23'ü. Bir hafta sonra çekilişi yapacağız ve bir arkadaşımıza bir ayakkabı göndereceğiz. Ayakkabılara bakalım şimdi dostlar. $50 yazdım o kapak videosuna ama daha fazla ayakkabı bedelleri. Belki o zamana düşer çıkar bilmem ama ortalama $50 civarı bir ayakkabı en ucuz. Bakın $52 şu an. Hesabınıza, kazanan arkadaşımızın hesabına ayakkabısı gönderilecek. Durup dururken $50'lık bir ödül dostlar. Çok fazla katılım da olacağını sanmıyorum. Bir hafta süremiz var ama yeni bir uygulama olduğu için çoğu işte bilmeyecek, kimisi görmeyecek, kimisi girmek istemeyecek falan. Ama bedavadan bir getiri olacak. Neden olmasın? Tamam. Ona katılmayı ihmal etmeyin. Biraz rüzgar da geldi ama ne yapalım. Şöyle yürüyeyim bari ya. Bir saniye. Katılmayı ihmal etmeyin. Kaç kişi katılmış? 11. Hadi diyelim 20-30 kişi katılsın. 30'da bir kazanma olasılığı bence gayet yüksek bir olasılık. $50 ödül için. Tamam. Süper Volk'un biz yürüyüşünü başlatalım. Bizim burada durumumuz ne? 12 enerjimiz var. 12 ayakkabımız var. Onları anlattım dostlar. Ayakkabıları, yıpranmaları, seviye yükseltmeleri, mintlemelerin maliyetleri, her şeyi. Videosu var. Tweetleri de var. Onlara bakabilirsiniz. Bilmiyorsanız hiç konuyu. Oynatma listesine girin. Orada her şey var. Biz burada yürü diyelim. Biz burada 2.5 ile $3 arası günlük kazancımız var. Az gelebilir size. Legend oyunundan sonra bizim kazanç anlayışımız biraz değişti. Çok kazandırıyor o oyun. Ama sadece ona odaklanmak doğru değil. Bir gün kazançlar azalır, oyun patlar, bir şeyler olur. Böyle azar azar başka uygulamalara da paylaştırmanızda fayda var. Ulan bizim şurada da şu kazancımız vardı derseniz $2.5-$3 da küçümsememek lazım. Evet, bunu da başlattık. Bunda da yürüyoruz zaten. Bir saat yürüyecek kadar bir enerjimiz var. Biz step'inde zaten yürüyorduk. Bize ekstra bir yükü yok. Günlük yürüyüş yapan bir adam için. Hiç bir tane ayakkabı alan mesela arkadaşımıza çıkacak ya hediye. Almadıysa hiç ayakkabı. Bir ayakkabısı olan 3 enerjisi oluyor. Ona bazı videolarda dilim sürçmüş 2 enerji demişim. Ama mesela tabloda gösteriyorum 3 enerji diyorum ama aklım step ne gidiyor herhalde konuşurken 2 enerji demişim. Ama biliyorsunuz artık bunda günlük bir ayakkabıda 3 enerji oluşuyor. Ve 15 dakika yürüyüşü yaparsanız en temel seviyede bu şekilde yürüyebilirsiniz. 1 saat yürümeniz gerekmiyor yani. Bu arka plan da güzel çalışıyor. Arkaya atıp rahat rahat işinize bakabilirsiniz. Hiç hata verdiğini veya az verdiğini görmedim. Sadece şu verdiği puanlar, mesela şu an verdi ya. Bu puanlar günün sonunda Volk'a dönüştürürken bazen değişiklikler olabiliyor. Çünkü toplam kişi sayısı toplanıyor, bölünüyor. Yani bir formülü var. Ama ortalama biz 22 Volk kazanıyoruz. Volk'un değeri de 17-18 centlerde geziyor. Seviyelerinizi yükselttikçe şu 0.53 yazıyor ya mesela. Onu ne kadar değiştiğini falan görebiliyorsunuz. O bir seviye yükseltme videosu yapalım. Orada gösteririm ben size. Şeylerini gösterdim, maliyetlerini falan gösterdim ama bir tane de seviye yükseltme yaparak oradaki puan olayına çok girmedik herhalde. Onu da anlatalım. Tamam, hadi kardeş sen de çık. Süper Volk'un saat 18'de bu kazandığınız puanların Volk'a dönüştürülmesi sağlanıyor. Yani senin aslında hemen yürüyünce kazanmıyorsun da gün boyu mesela ne kadar yürüdüysen o gün puanların toplanıyor. Saat 18'de o puanların Volk'a dönüştürülüyor. Şurada bildirim gelmiş. O da onun bildirimi. Saat 18 oldu diyor. Tamam. Ve enerjilerin sabah 6'dan hesaplayın. 6, 12, 18 ve 24'te doluyor. Günde 4 kere. Tamam, Legend'a gelelim. Legend'da İstanbul etkinliği devam ediyor. Bilmiyorum gidenleriniz var mı? Gittiyseniz atmosfer nasıl? Yorumlarda bir paylaşabilirsiniz. Ekibi herhalde görmüşsünüzdür orada. En azından böyle bir karşınızda kanlı canlı birinin olması güzel değil mi? Bazı oyunlar oynadık. Kimin ne olduğunu hiç bilmiyorduk. Yöneticisi belli değil, şeyi belli değil. Telegram'dan, şuradan, buradan
görüştüğümüz insanlar vardı. En azından burada adamlar karşınıza çıkacak bir ekip var yani, öyle anlaşılıyor. Değil mi? Organize ettiklerine göre bunu. Gittiyseniz yorumlarda bir yazı verin bakalım. Kimi gördünüz? Neler yaptınız? Şimdi dostlar, bunun da en son ne yaptık? Şu ablamızı aldık. Dünkü video muydu? Dün videosunu yaptık. 3150 dolar mıydı? Neydi? Öyle bir şey. Artık Legend'da dostlar kazancımız arttıkça, böyle bütçemiz de arttıkça, bu paralar bize sanki azmış gibi geliyor. Kolayca söylüyoruz ama çok bütçesi olmayanlar, kendini böyle işte zorlayıp sıkıntıya sokup, mesela bir arkadaşımız yazmış, abi tarla var onu satıp gireceğim falan diyor. Tavsiye etmedim tabii ama böyle büyük riskli işler, işte evin parası var, arabayı satayım falan, tavsiye etmiyorum. Ne olacağını bilemezsiniz. Bu bir oyundur. Bugüne kadar iyi gitti, tamam. Kazançlar da size böyle cazip geliyor olabilir. Veya büyük karakter alan insanlar sizi böyle, nasıl söyleyeyim, onları görüp gaza gelmeyin yani. Herkesin bütçesi farklıdır. Bizim için bu rakamlar küçük. Gözden çıkardık. Yarın uygulama kapansa, bitse hiç umurumuzda olmayacak rakamlar. Tamam. O yüzden arsayı satayım, evi satayım, bilmem ne, o işlerine hiç girmemenizi tavsiye ediyorum. Genelde size bu tip uygulamayı tanıtanlar şeydir. O abi sat ya, bas ya, işte kazanıyoruz ediyoruz derler. Sonra da abi ben nereden bileyim derler. Doğru. Bilmedikleri doğru ama gaza getirmek de çok doğru değil. Ben hatta hep temkinli olarak yürümenizi, ilerlemenizi tavsiye ederim. Evet, bu oyunda işte dediğimiz gibi en son onu da aldıktan sonra Cassiopeia'nın ve Draco'nun bütün karakterlerini almış olduk. Ve bunların toplam bize getirisi kaç para oldu? Ben de artık hesaplayamıyorum. En son 540'tı. 660, 656 falan oldu. 660 dolar günlük kazanç mı olur hocam diyen kardeşim? Bir hesaplamazsak ayıp olmaz mı? Ayıp olur. O zaman hesaplayalım. 656. Ufak tefek tabandan ölenler olacak. Onların getirisi zaten 3-5 dolar falandır. Ama sonunda hepsi de bunların ölecek ve kazancımız yavaş yavaş azalacak belirli aralıklarla. Son aldığımız karakterleri daha yeni aldık. Onların daha ömürleri çok ama diyelim ki biz 650 dolar kazanıyoruz. Çarpı 27,5 falan desek. Günlük 17-18 bin lira mı kazanıyoruz kardeşim ya? Bir sorunumuz var. Bu parayı bir türlü görmüyoruz. Tek sorunumuz bu. 530-550 bin lira aralığında aylık bir kazancımız varmış. Yok artık. Dediğinizi duyar gibiyim. Ama dostlar gerçekten öyle. Videolarımızı izleyin. İlk videolarımıza bakın. Günlük boş muhabbetler videomuzun atıyorum 3 ay önceki bir tanesini aç ve biz o zaman da loku açıp gösteriyorduk. Bu benim günlük videoların günde bir, 2 günde bir yapmamın güzel şeyi bu. Açıp bakabilirsin mesela. 4 ay önce lan bu adam oynuyoruz diyor ama oynuyor muymuş? Gerçekten o günkü kullandığımız uygulamaları, o günkü token fiyatlarını falan arşiv oluşturuyoruz aslında. Güzel oluyor. Ki adam geliyor mesela, yorumlar ben açtım şeyi, bildirimlerini. Yorum yapıyor. 6 ay önceki videoya yapmış. Abi kazançlar nasıl falan diye. Dostum diyorum, o çok eski bir video. Bak son kazancımıza sen bir bak. Oradaki kazançlar bile çok buluyorlarmış. Ama şimdi çok daha fazla ilerledik. Dostlar her zaman bu işler iyi gitmez. Her şey yolunda gitmez. O yüzden öyle büyük riskli hareketlere girmeyin bak. Uzun uzun anlattık. Artı aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu oyunda kimse sizden telefon numaranızı, işte TRC bilmem ne adresinizi, şuraya buraya para gönder falan, şu görevi yapmak için işte para yatır gibi bir şey asla yok. Tamam. Oyunda bir tek para yatırma yöntemi var. O da kendi cüzdanınıza kendiniz. Kimse sizden böyle bir şey isteyemez. Bunlara dikkat edin. Abuk subuk tipler milleti dolandırmak için garip garip şeyler yapıyorlar. Yok log müşteri temsilcisi yazmış falan filan. Onları da bir bulmak lazım aslında. Şirket istese onları hızlıca bulur ve sağlam bir hapis cezası da alır yani. Dolandırıcılık başka bir şey değil. Neyse. Şimdi kampanyalar var. Yeni bir kampanya çıktı. 2 gün sürecek. Ne zamanmış o? 23 Eylül, 24 Eylül, 19. Bugün 22 mi? 23 mü? Oo, bugün 19'da başlıyor. Yarın 19'a kadar dostlar. Siz bu videoyu izleyince zaten saat akşam 10 falan olur herhalde. Bugün yani yarın 19'a kadar. Pazar günü 19'a kadar olan bir etkinlik ama çok ucuz. Nasıl yaptılar bunu ben de bilmiyorum. Yani aslında iyi gibi ama biz de bu karakterleri parasını bastırıp bastırıp aldık kardeşim. Zaman zaman böyle kampanya yapıyorsunuz ama biz hep parasıyla aldık. Bize hiç denk gelmedi bu kampanyalar. Normalde sadece şu Sepius'un orijinal fiyatı 10 yıldızlısın 832 dolarken ki artık o alınamıyor, şeyde yok. Sadece buradan alabilirsin diyor. Biz onları aldık mı? Almadıydık herhalde.
436'ya iniyor. Bir de içinde ne var? 7 yıldızlı Cassiopeia, 5 yıldızlı Draco. Oh, hepsi de var. Tabi bunları almamış olmak gerekir. Almayanlar böyle bir paket yapmışlar. CPU'su falan zaten artık istesen de alamıyorsun ama bu paketle beraber satıyorlar. Bence bu arada bütçesi olanlar için güzel bir paket. Almayı düşünenler değerlendirebilir. Demek ki neymiş? Bu ve buna benzer birçok kampanya zamanla oluyor. Acele etmemekte fayda var ama ben nasıl düşündüm? Abi ben yapıştırayım. İlk çıkar çıkmaz. Ne olur ne olmaz. İşte oyun gider gitmez bilmeyiz. Aklımızdayken paramız varken hemen alalım noktasında düşündüm. Bilmiyorum doğru veya yanlış. Belki beklenilseydi bu kampanyalardan hepsi alınırdı. Drakoların hepsine kampanya yaptılar. Tabii biz de bizim girdiklerimiz oldu. Mesela Draco 9'a şafak operasyonu videosu yapmıştık. Neyse ona siz kendiniz karar verin artık. Geçen şey yaptık. Sohbet yaptık geçen dediğim dün. Bir günde hemen paralarınız gönderildi değil mi? 5 lok ödülünüzü aldınız dostlar. Gayet güzel. Hem sohbet ettik. Bir şey yapmanız da gerekmedi. Sorularınızı, yorumlarınızı aldık. ID'lerinizi aldık ve buradaki arkadaşlarımıza hep bir gün içerisinde hemen 5 lok yani 1.75 dolar kazandırdık. Yani hiç bütçesi olmayan adam, hiç yatırım yapamayan adama da bu oyundan biraz kazandırdık. O yüzden bu videoyu ilk defa izliyorsanız açıklamalardaki linkten kayıt olup oyunu indirin. Sonra ID numaranız olacak. Sohbetlere katılın, etkinliklere katılın. Telegram grubumuzun linki var aşağıda. Ona da katılın. Ve süreci izleyin. Ödülleri alın. Bu kadar basit. Log'da başka söyleyeceğim bir şey yok. Günlük kazancımız güzel. Tamam, bir şey demiyoruz. Umarız böyle devam eder. Ne zamana kadar gidecek onu biz de bilmiyoruz. Dünkü sohbette en çok sorduğunuz sorulardan bazılarıydı. Abi daha gider mi? İşte ne zaman patlar mı? Herkes böyle bir beklenti içerisinde. Ben de bilmiyorum açıkçası. Çok fazla kazanç veriyor olması insanı korkutuyor. Token listelenmesi yaklaşıyor. Sanırım işte böyle bir direkt kapanma değil de token listelenince kazanç azalması olabilir diye düşünüyorum ben. Bazı karakterleri yavaş yavaş kaldırıyorlar. Yeni girişleri engelleyip tokeni de biraz düşürdüğün zaman dükkanı kapatmaya gerek kalmadan oyun bir böyle daha bir az kazandıran stabil bir hale gelebilir diye düşünüyorum ki birazcık daha böyle kazançları kırpsalar bile çok iyi. 6 ayda 6x yapıyor. 5-6x yapıyor. Bence fazla. Tamam kardeş başka. Aura'yı açmadık değil mi yine? Neyse Aura'da değişen bir şey yok. Ekiple her videomda görüşeceğiz diyoruz. Hala görüşmedik. Görüşsek de bir şey değişmeyecek dostlar. Adam yani bir hemen elinde değil ya böyle tokeni çıkarsın 60'a 70'e. Başka bir projesi var mı bilmiyorum. Bir soracağım yani ve ben kendi eleştirimi yapacağım. O kadar adamı topladık. Kolay değildi bu. Biz de yatırım yaptık. Ve sonrasında da işler kötü gitti. Ha şu an yeni giren için çok kötü olmayabilir ama jeneratör alıp kazanmaya çalışanlar için iyi bir yerde değiliz. O kesin. Token biraz pozitif gibiydi. Az sonra fiyatlarına bakarız. Tamam sen de çık. Piyasalara da bakıp videomuzu bitirelim. 20 dakikadan önce bitireceğiz herhalde. Hadi bakalım. Vay vay vay. Aura gördüğünüz gibi başı çekiyor. Değişime göre sıralayalım. %3-4 artıyla 12'lerde. Biz 15 kazanıyoruz. Ne yapıyor? 1,5 dolara yakın bir şey yine de kazanıyoruz. Ama jeneratörümüz bizim hayvan gibi jeneratörümüz var. Daha küçük jeneratörü olanlar daha az kazanıyordur. Gerçi bizim şeyler de bayağı eskidi yani. O eskimeden de bir kazanç azalması var falan. Onları ben artık çok takip bile etmiyorum. Çünkü bu kazançlarla 1,5 olsa ne olur, 2,5 olsa ne olur yani. Log dediğimiz gibi bizim kazanç şeyimizi alt üst etti. Seviyemizi de çok yükseltti. Onun şımarıklığına kapılmamak lazım. 1,5 dolar demeden, 2 dolar demeden ben hepsine bakıyorum yani. Bir de şey vardı, onu da unutuyorum aslında bazen. O iki tokenin neydi o? DAO Go Green, süpürme, temizlik olayı falan. Onu da aldıysanız unutmayın dostlar. Ona siteden girildiği için unutturuyor kendisini. Neyse. GST ucuz olursa işimize gelir. Game upgrade olayı yapacağız. Bakalım Comfort 1'leri yakacağız bu sefer. Resilience 2'leri yakmıştık geçen sefer. GMT'miz 15'lerde demir attı. Bitcoin hayvancımız 26.600'lerde. Bence hızlı bir gitti yani 27'lere ve hemen oralara alıştırıveriyor. Yani insanın gözü alışıyor dostlar. Şimdi 27'yi derken 30'a doğru bu gidecek. Ethereum 1590'larda bence ucuz. BNB 210'larda ucuz. Param olursa alırım.
Solana bir 20'lere doğru hızlı bir yükseliş yaptı. Sonra birazcık yavaşladı. Bence hala ucuz. Volkan Hayvancı, sen ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Gerçekten amacın ne senin? Şuna bak. Ne bu böyle aşağı doğru yardıra yardıra gidiyorsun? Böyle hiçbiri gitmezken sen gidiyorsun. Bir şeyler yapıyorlar ama ne yapıyorlar ben de bilmiyorum. Şöyle bir hat çizmişiz zaten. O hatta vura vura gidiyorsun. Günlük grafik mi bu, hayvan gibi düşüş yani baktığın zaman. Böyle giderse... Ha, biz Volkan'ı daha açmadık değil mi? Volkan da bugün kutu toplama günü müydü ya? Neyse, token'in doğru ya. Volkan'ı açmadan biz niye bu şeye geçtik? Neyse, fiyatlara bakalım, sonra da Volkan'a bakalım. Böyle giderse iyi değil. Sıkıntı. Dolar ve sterlinde çok değişen bir şey yok. Faiz arttırım kararı geldi. O çok fazla bir etkilemedi. İnsanlar herhalde artık bekliyor bunu. Bu şekilde gidecek gibi gözüküyor. Artık faiz getirisi böyle insanlara bir düşündürmeye başladı herhalde. Ulan faize yatırsak, bir hesaplar, videolar, milyolar, her şey havada uçuşmaya başladı. Şu kadar yatırırsanız işte 1 milyona kaç para? 35 bin lira falan mı veriyor? 35-40 aralığında veriyormuş herhalde. 3 milyon param olsa diyor adam, yatırsam diyor. Şöyle böyle hesaplamalar yapmışlar. Onları paylaşıyorlar. Tabii faize karşı olan olur, olmayan olur. Veya ne bileyim, umrunda olmayan olur. Sadece getirisine odaklanan olur. Artık siz o konuları bir araştırırsınız. Borsada bence iyi gidiyoruz. Biraz alım yaptık. Biz zaten daha aşağılardan almıştık ve ondan sonra da bayağı gitti. Bundan sonra biraz düzeltme gelse, birazcık işte aşağı inse bile bizi çok yormaz gibi gözüküyor. O kırmızı günlerde birazcık azar azar ekleme yaparız. Ve uzun vadede de her türlü kurtarır diye düşünüyorum. Ve bir videosu yapmıştık dostlar. Temettü videosu ve halka arz videosu. Biz bu iki başlıkta borsa konusunu işliyorduk ve izlemediyseniz o videoları oynatma listesinden borsaya tıklayınca iki tane temel video var. Basit düzeyde ve anlaşılır şekilde. Onlara bir bakabilirsiniz. Temettülerle ilgili mesela Tüpraş'ın 29 Eylül'de bir temettüsü var. O videoyu izleyin. Fiyatlarına tabii bakmak lazım nerelerde falan. Ona göre belki temettüsü yaklaşan maklaşan bir sürü grafikler, şeyler var. Onları da bir araştırabilirsiniz. Vay be, Volkan'ı atladık ya. Biz Volkan'ı niye görmedik? Ha, şu hayvanın arkasında kalmış. Hadi Volkan'a bakmazsak ayıp olur. Koskoca ambasador olarak. Kutulardan insanlar şikayet. Hem fiyat düştü hem kutuların şeyi düştü diye birkaç bugün yorum okudum. Yabancılarda tabi. Bakalım bizim kutular ne kadar verecek. Ulan şu parayı çekelim çekelim dedi. Geri de gitti para ya. Görüyor musunuz? Üşengeçlikten ve unutkanlıktan bir sürü zararımız var. Neyse. Adam gibi kutu ver bak. Ey Volkan, sövdürtme. Zaten değerin düştü, bari kutulardan çıkanları yükselt oğlum. 30 40 143 40. Bu 40'lar bir gelmeye başladı mı korkuyorum artık 40'lardan. 71 81 40 81 122 24 40 49 30 40 40 8 12 81 40 dedim ya, bu 40'lar takılı kalıyor bir geldiği zaman. 81 81 40 12. Ya saçmalıyor bu da ya. Hadi sonuna gel, uğraşamam seninle, zaman kaybettirme bize. Abuk subuk bir şeyler verdim bir sürü. Ne kadar olduğunu da böyle olunca anlayamıyor hiç insan. Hoppala ve de cuppala diyoruz. 2880 gerçekten çok az verdi bugün. İlk defa bu kadar az verdi. Hadi 3000 civarı veriyordu. O bile azdı. 3500-3600'lere biz alışırız ey Volkan. Hem token'in fiyatı düşsün hem kutular düşsün. Yapma yav. Nereden bulacaksın sen bir daha bu adamları? Bulamazsın. Neyse, yapacak bir şey yok. Bakarsınız yarın da 4000 verir. Ağanın eli tutulmaz diyoruz. Ama gidişat iyi değil. Token'in değeri düştüğü an insanlar oyunu terk etmeye başlar. Oyun cazibesini kaybeder. Artık Volkan da bu konuda bir şeyler yapması lazım herhalde. Yapacaktır diye düşünüyorum. Elemanları göndereceğiz. Bize ne kadar kalır? 1000 küsür kalır. 600-700 Volkan civarı günlük kazanmış oluruz. O da ne yapar? Hala 6 ile çarpsam bile 3,5-4 dolar yapıyor. Volkan'ın ölüsü bile, tabii bizim yatırımımız da fena değil yani. Bayağı var burada bir şeyler. Onların da değeri azaldı mı arttı mı, şu an videoyu daha da fazla uzatmak istemiyorum dostlar. Siz bir oyun oynarken marketine girip bakın. Fiyatta token'in fiyatını kontrol edin. Market çok önemlidir bak. Senin aldığın şeyler çok düşer. Bu sefer hiçbir işe yaramaz yani.
hem markete bakacaksın, hem günlük kazançlarına bakacaksın, tokenin fiyatlarına bakacaksın. Sonra stratejini belirleyeceksin. Birçok arkadaşımızın Volkan'dan çıktığını, yani birçok demeyeyim de bazılarının çıktığını görüyorum. Ödül olarak Volkan veriyoruz ya, buradan vermesi kolay oluyor çünkü adresi yapıştırıyorum. Kesinti yok, şifre yok, mifre yok, gönderiyorum. Ben Volkan ödül vermeye devam edeceğim. Değeri ne olursa olsun en azından alırım, buradan gönderirim. Oyunu oynamasam bile, ki şu an o aşamada değiliz. O yüzden Volkan uygulamasını sildiyseniz bile Bybit'te şey var, Volkan var. Başka cüzdanlarda da var herhalde, bazı borsalarda. Bana adres istediğim zaman bir adres verin, gönderirim. Kayıtlı değilseniz de Bybit için falan linkimiz var aşağıda. İndirimli şey olabilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. Neyse dostlar, bugün hafta sonuydu. Güzel bir gün. Şöyle bir kendinize zaman ayırın. İlla ki zaman var, zaman yok demeyin. Bir çıkıp 10 dakika yürüyebilirsiniz mesela. Bir müzik dinlersiniz, bir kafanızı rahatlatırsınız. Sürekli kalabalıklarda orada burada olmaya gerek yok. Kendine zaman ayırmayan insanlar çok yoruluyor. Fizik şey olarak, kafa olarak ben onu fark ediyorum. Bu tip yürüyüşler de mümkünse doğaya, kimsenin olmadığı yere daha da güzel oluyor. Evet, özet geçelim. Superwalk'taki çekiliş çok önemli dostlar. Uygulamayı indir. Söylediğim şeyleri yap. Videoyu izleyince anlayacaksın. 5 dakikalık bir video. Sıfır yatırımla bir ayakkabı çıkabilir. Çok fazla katılım olacağını sanmıyorum. Sizlerden birine çıkacak sonuçta yani. Tamam. Başka? Volkan'da işte tokenin fiyatını takip ediyoruz. Step'inde yürüyüşleri takip ediyoruz. Ayakkabılara bakıyoruz. Superwalk'ta ayakkabıları gösterecektim size ama neyse. Hatta şu bizim Step'ini arkaya attık. Onu öne alalım. Superwalk'ta ayakkabıları gösterecektim. Epic'lere falan bakıyordum ben. Fiyatlar uçtu birden. Ne oldu ben de bilmiyorum. Direkt girip bir ayakkabı almayın dostlar. Bekleyin birazcık. Market ucuzladığı zaman ben size unutmazsam bilgi veririm. Zaten bir hafta böyle kendiniz baktığınız zaman bir bakacaksınız aşağıda, bir bakacaksınız yukarıda. Şu an çok yukarıda. Alıp yapmayın. Biraz bekleyin. Beraber hareket ederiz. Telegram'dan öncelikle Legend'ım ve benim kendi genel grubum var. Ona da katılın. Telegram'dan Lock'un oyununa katıldığınız zaman hiç yatırım olmayan arkadaşlar için kazanç yöntemlerimiz var. Onlardan bahsettik. Sorularınız varsa bana özelden sorunuz. Yorumlarınızı okuyorum, cevaplıyorum. Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.